Herkese yeni vlogumdan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün açılışımı size böyle apartmanımızın girişinden yapmak istedim. Şu ayakkabıları çünkü burada daha net gösterebileceğimi düşündüm. Bugün kargom geldi. Bu ayakkabıları aldım. Bunları Instagram'da Melody Ayakkabı sayfasından sipariş ettik. Ve ben hemen giydim arkadaşlar. Samet giymedi çünkü Samet'in birazcık böyle burnu sıktı gibi onunkini değiştirme ihtimalimiz var. O yüzden ben giydim. Benimkiler gayet rahat. Tavsiye ediyorum sizlere de. Gerçekten gayet güzel bir ayakkabı. Biz şimdi marketten geldik. Samet poşetleri çıkarttı. Ben de sizlere açılış yapmayı unutmuştum. O yüzden bir selam vermek istedim. O zaman yeni videoya başlıyor muyuz? Haydi o zaman. Şu merdivenleri çıkınca benlikten çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi marketten aldıklarımızı göstereyim. Tuvalet kağıdı ve havlu kağıdım bitmişti. Bunları aldık. Bir tane Pepsi aldık. Türk kahvem de bitmişti. 2 paket Türk kahvesi aldık. Ve bir de akşam için tavuk ciğeri aldık. Yanına da pilav yapacağım. Ve kaşık salata. Bu akşam öyle yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün çok moralim bozuk arkadaşlar. Yine İzmir'de bir deprem yaşadık. Saat 2-2.30 sıralarıydı. Yine 2 kere sarsıldı İzmir. Allah beterinden korusun diyorum. Gerçekten yine çok korkutucuydu. Yine bayağı korktuk çünkü 4.4 şiddetindeydi. Allah diyorum ki bir daha yaşatmasın. Gerçekten havalarda böyle bir basık, hani kapalı, yağmıyor. Herhalde o yüzden diye düşünüyorum yani. Ama uzun zamandır olmamıştı. Gerçekten hani rahattık, mutluydum ben. Çünkü en çok korktuğum şey depremdir benim yani bu hayatta. Gerçekten en büyük korkum deprem diyebilirim. O yüzden yine bugün böyle bir morallerimiz bozuldu. Ama inşallah bir daha olmaz diyorum. Hiç kimseye Rabbim yaşatmasın yani kötü olayları, kötü doğa olaylarını da. Şimdi aşkım ne yapalım? Hemen hazırlayalım mı yemeğimizi? Acıktın mı? Telefondayım. Tamam, telefondaymış. İkinci günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi mutfağımı temizledim. Bakın şöyle göstereyim size. Her yeri temizledim. Buraları komple böyle güzelce o Porçöz'ün mutfak serisiyle temizledim. Fazlalık olan her şeyi kaldırdım. Gerçekten artık hiç fazlalık bir şey çekecek halim yok. Yani böyle bir şey yayıntı görmek istemiyorum. Şu bulaşıklar kurusun, direkt onları da yerlerine yerleştireceğim. Bangonun üzeri böyle bomboş seviyorum ben. Hiçbir şey olmasını istemiyorum. Ve bir de şimdi balkonu yıkacaktım. Çamaşırlarımı topladım. Balkonu yıkacaktım arkadaşlar. Ama ilk önce çiçeklerim bayağı kuruyanlar var. Çiçeklerimin topraklarını bayağıdır değiştirmedim. Şimdi acaba o işe girsem mi girmesem mi sabahtan beri onu düşünüyorum. Çünkü çiçekliğimin yerini falan değiştirmek istiyorum. Şimdi yapmışken de ilk önce çiçeklerimi değiştirip villada yapmak daha mantıklı geliyor. Bugün bir de pazar da var. Perşembe bugün günlerden. Pazarımız var bizim. Pazara da gitmek istiyorum. Ortada henüz yemeğim de yok. Saatlerimiz de 1.30. Bilmiyorum ne yapacağım. İşte hala düşünüp kararsız duruyorum. Ama bence ben bu çiçek işine bir gireyim diyorum ya. Çiçeklerimi gideyim halledeyim. Onları en azından çürüyenleri atarım. Onları da böyle bir elemiş olurum. Bir de pazardan çiçek bulursam, güzel kaktüs falan bulursam alırım. Yeni çiçekler alırım. Çiçekliğimin yerini değiştirmeyi düşünüyorum. Amma çok çiçek dedim değil mi? O zaman ben bir an önce lafa değil işe koyulayım arkadaşlar. İlk önce şu masayı oradan çekeyim. Orada halının üstünde sizlerle birlikte çiçeklerimize bakalım. Onları halledelim. Güncellemesi yapıyorum arkadaşlar. Ay ben bugün hiçbir şey çekemedim ya. En son çiçekleri yapıyordum sizlerle birlikte. Sonra şarjım bitti, telefonu taktım derken bir daha da vlog çekemedim. Balkonu yıkadım. Hemen göstereyim. Çiçeklerimi düzenledim arkadaşlar. Şöyle balkonu yıkadım. Misler gibi tertemiz yaptım. Netlerse çok güzel olacak. Hemen balkon halısını da yıkadım. Çünkü öyle bir batırdım ki balkon halısını, inanamazsınız ya. Üstünde topraklar falan oldu çiçekleri değiştirirken. Bunu da salondan söküp buraya taktım. Biraz değişiklik istedim. Balkonda fazlalık ne var ne yoksa her şeyi attım. Böyle tertemiz oldu. Akşam hemen halıyı sererim temiz temiz. Klimayı açtım. Bu arada kapıyı da kapattım. Bir tane kaktüs tüyümü böyle buraya koydum arkadaşlar. Hemen fırına sebze attım. Biber, patates, kabak onlar vardı bugün. Biraz da dünden pilavım vardı. Onu yaptım. Şimdi hatta şuraya basamıyorum. Bakın topraklar burada. Çiçekleri hemen buraya koydum çünkü dizdim.
Hiç çiçeğim kalmadı arkadaşlar bu arada. Yeni yeni çiçekler almam lazım. Annem aradı, pazara gidiyormuş ama ben dedim ki ben pazara gelemeyeceğim. Çünkü karnım çok acıktı. Bir de işlerim bitmedi yani. Şöyle ışıktan da çok kötü gözüküyor. Şimdi hemen salonu süpüreceğim. Villada yapacağım. Tozlarımı alacağım. Çiçeklerimi de göstereyim ama çok az çiçeğim kaldı arkadaşlar ya. Bakın. Yani hiç çiçeğim kalmadı. Aloe vera'yı aldım. Hepsi kurumuş. Böyle buraya bunları ektim. Saksıları komple yıkadım. Bunu da böyle bu saksıya aktardım. Yani bazılarını aktardım. Hatta şu çiçeğim de yavaş yavaş gidici gibi geliyor bana. Çünkü çok cansız yani. Böyle hiç hali kalmamış. Bunlar sadece birazcık canla başla devam ediyorlar. Bir de yukam var. Zaten bu kadarcık çiçeğim kaldı. Artık pazara gittiğimde çiçek alırım. Bakın çiçekliğim bomboş. Zaten çiçekliğin yerini değiştirmeyi düşünüyorum. Şuraya alacağım. O deniz yıldızları da şuradaydı. Onları da oradan söktüm. Ay şu kablo o kadar çok rahatsız ediyor ki beni. Orada da bir demet maydanoz. Gördüğünüz gibi. Bu tabloyu da buradan çekmek istiyorum. Ama bakalım ne zaman çekeceğim. Yani yeni bir tablo almadan da orası boş kalır. Ve altı çok kötü. Badana yaptıramadığımız için bu senede. O yüzden öyle duruyor yani tablomda. Her neyse ben şimdi hemen buraları bir süpüreyim. Samet de çünkü gelmek üzere. O gelmeden işlerimi de bitirmek istiyorum. Hemen süpüreceğim. Villada yapacağım. Öyle arkadaşlar. Hadi başlayalım o zaman. Ben size bir şey itiraf edeyim mi arkadaşlar? Ben maydanozu yeşil olduğu için yani sırf çiçeklerimle uyum sağlasın diye almıştım. O yüzden rengi yeşil yani. Ne aşkım? Evet, bitkiler var diye evimizde böyle maydanoz yeşil almıştım. Maydanozun karşısına geçip söylüyorsun. Yani. Evet, maydanoz sana bunu itiraf ediyorum aşkım. Kuşun dengesini bozacağım. Aynen. Burası böyle bir ferahladı arkadaşlar. Oh ya içim rahatladı. Vallahi böyle televizyonun yan tarafı bayağıdır böyle kalabalık geliyordu gözüme. Çok iyi oldu. Bir süre böyle kullanacağım. Boş kullanacağım. Gerçekten artık yayıntı görecek. Yani böyle yanım kalmadı. Bakın
Sadece yuka burada kaldı. Onu da yerini değiştiremiyorum. Aslında onun diğerlerini yanına koymak istiyorum ama bu burayı seviyor. Bunu değiştirdiğim zaman başka çiçeklerle de birlikte olmak istemiyormuş bu kardeş. O yüzden böyle lila sehpamı getirdim buraya. Sildim güzelce. Şuraya da Galata Kulesi'ni koydum. Burası böyle ferahladı arkadaşlar. Yani şimdilik böyle bu şekilde yaptım dekorasyonu. Tabii hala da makinem ortada duruyor. Böyle bu şekilde oldu. Biz şimdi bir yemek molası vereceğiz. Daha sonra artık holü ve mutfağı temizleyeceğim. Ama gerçekten iyi oldu yani, yoruldum ama değdi. Yemeği hazırlamaya mı geçtin ya? Vallahi süpersin. Yok be, sarımsaklı yoğurt istemedin mi sen? Evet. Fırında sebze yaptım. Biber, patates. Hep patlıcan diyesim geliyor. Biber, patates, Aa, patlıcan olsa o da güzel olur. kabak var. Aynen, onlar vardı evde. Dolaptaki her şeyi değerlendirdim. Şimdi Samet de onların üzerine sarımsaklı yoğurt yapıyor. Sağ ol aşkım vallahi. Ben tam geliyordum. Sen Ama hazırlamışsın. bu yoğurt etmeyecek, az Tamam, geldi. yeni yoğurttan da temizlik biter ve ben biterim arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum ya. Neyse, hallettim ama. Şimdi oturdum böyle buraya. Su içeceğim. Şuradaki mandallar da kötü görüntü yaratıyor. Bugün balkondaki her şeyi attım. Hiçbir şey bırakmadım valla. Elime ne geldiyse attım çöpe. Çünkü yenileyeceğim yani artık. Her şeyi yenilemeyi düşünüyorum. Maydanozu çıkarttım dışarıya şimdi. Klimayı da kapattık. Ve tatlılarımı aldım. Valla evim temiz, kafam çok rahat. O yüzden kendimi ödüllendireceğim bugün dedim. Ve tatlımı aldım arkadaşlar. Aşkım deme. Evet, güzel tatlılar. Hak ettim yani bunu. Tatlılar çok güzel. Ekler aldık. Bir de tartolet. Çilekli olandan. Çok hoşuma gitti görselliği. Şimdi eve gidince hemen balkon keyfi. Tatlılarımı aldım ve balkona çıkıyorum. Artık sizlere de burada veda ediyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogta tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.